Korktu tabii biraz. O kadar korkunç muydu yani? Ne işte çok değildi ama biraz korktum. Bak iyi ki sen seyretmemişsin yoksa çok korkardın. Seyrettim bile. Hadi ben çıkıyorum artık. İyi ben seni geçireyim o zaman. Hoşça kal kızım. Anneyi üzüp yaramazlık yapmak yok, tamam mı? Tamam. Aferin. Ondan gizli biraz eğleneceğim o kadar. Akşam erken gelmeye çalışırım hayatım. Tamam, çok geç kalma. Ben de diyorum ki bugün senin anneannene gidelim. Niye? Aa, niyesi var mı canım? Değişiklik olur, kadını görmüş olursun. Bu arada sen de kalk üstünü değiştir hadi. Ay, annem bayağı korkmuş. Benim için fark etmez. Nereye gidersek gidelim, kaçar gizli gizli korku oyunumu oynarım. Acaba önce kimi korkutsam? Hadi kızma Allah'a, gel barışalım. Bırak Allah, herkesin bana hayal görüyormuşum gibi davranmasından bıktım canım. Ben sana hayal görüyorsun demedim evladım. Kelebek melebek görüyorsundur dedim. Ben peri görüyorum, tamam mı Allah'cığım? Peri görüyorum. Bir gün Suzan da sen de göreceksin. O zaman korkudan bayıldığınızda ben de sizi göreceğim. Sen bayılmıyorsan ben hiç bayılmam. Hadi halanı mutfağa götür de sana güzel bir kahve yapsın. Hep aklından da çıkar böyle şeyleri. Periler insanlara görünmezler. Bakma bana öyle. Üzme beni. Senin halanım ben. Gerçekçi ol diye bunları söylüyorum. Eskiden bir komşumuz vardı. Cinler, periler görüyorum diye aklını oynattı. Allah saklasın. Onun gibi olmanı istemiyorum. Hadi beni mutfağa götür de sana kahve yapayım. Ben belki falına da bakarım. Peki halacığım ama senin hatırın için götürmüyorum, tamam mı? Kahvenin hatırı için götürüyorum. Bir de falın tabii. Bu da güya kitap karıştırıyor. Aslında hepimizin hayatını karıştırıyor. Biz geldik. Misafir kabul ediyor musunuz? Ah buyursunlar, buyursunlar. Dudu, bak kimler geldi. Hoş geldiniz. Merhaba anne. Merhaba anneanne. Merhaba. Hayırdır baba? Yine annemin yüzünden düşen bin parça. Baktığı kitapta kötü sihir yapan perilere verilen yeni cezalar var da ondan. Yok bir fani sihirlerinle üzersen periliçe seni dağa çevirecekmiş. Yok efendim dolaylı ya da dolaysız kızlarını kocalarından ayırmaya çalışırsan bir bardak suda yaşayan kocaman bir Japon balığı olacakmışsın. Hayatımda bu kadar saçma sapan ve acımasız cezalar görmedim. Tabii periliçe bu cezaları uyduruyor ki biz de korkup sihir yapmayalım diye. Ayol sihir yapamadıktan sonra peri olmanın ne anlamı var? Haklısın anneciğim, ben sana tamamıyla katılıyorum. Gel gör ki sihirlerini böyle anlamsız şeyler için kullanmak zorunda değilsin. Sen de insanların iyiliği için sihirlerini kullansan problem olmaz. Anneleri kınama kulübüne hoş geldin canım. Sen de Taci de Betüş de Perihan da hepiniz aynısınız. Kızlarınız bir gün bir fani ile evlenirse görürüm sizi. O zaman bakalım ne diyeceksiniz. Hem sen niye geldin? Durup dururken sen buraya çat kapı gelmezdin. Anlatırım. Yüzümden söylemek istemiyorsan yukarı çıkayım, uslu uslu oynarım. Ne aferin benim kızıma, hadi. Toprak, ben de geleyim mi seninle yukarı? Uslu uslu oynarız birlikte. Yoo, mercimek var, sıkılmam. Sen sıkılmazsın ama ben sıkılırım burada. Mercimeği bıraksaydın bari. Anlat bakalım, derdin ne? Sen yine bir muzurluk düşünüyorsun ama aklından neler geçiyor? Söyle bakalım neler geçiyor, hı? Eve gideceğiz, korku filmlerini seyredeceğiz ve herkesi korkutacağız. Anneanneni duymadın mı? Yeni yasa çok ağırmış. Yakalanırsan çok büyük ceza alacaksın. Yakalanmam, ikimizi kopyalayacağım. Ne? Beni bu işe karıştırma.
Saçmalama, sen oyuncaksın. Kimse sana ceza vermez. Hadi yapalım da gidelim. Hayır. Geçirdiniz mi çocuklar? Geçirdik öğretmenim. Bir dakika öğretmenim, bu daha geçirmedi. Bu kim Çilek? Buket. Çok ayıp Çilek. Hiçbir insan için bu dememelisin. Niye herkes bu dememe kızıyor? Evde babam da azarladı, abim de ablam da. Öğretmenim, bunlara söyler misiniz? Gülmesinler. Çilek. Siz çıkın çocuklar. Sen biraz yanıma gelir misin Çilek? Buyurun öğretmenim. Neden insanlar için bu demeye başladın? Önemli değil öğretmenim, ben ona kızmadım. Sorun senin kızıp kızmaman değil Buketciğim. Aslında bu çok ileride öğreneceğiniz bir ders. Ama ben size neden başkaları için bu dememeniz gerektiğini anlatayım. Önce benim bir sorum var. O deyince kimse kızmıyor. Bu deyince neden sorun oluyor? Bu sorun işimi biraz kolaylaştırdı. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar zamirdir. Ama bu zamirler cansız varlıkları işaret etmek için kullanılır. O yüzden bunlara işaret zamiri denir. Bir de kişi zamirleri vardır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. İnsanlardan bahsederken bu zamirleri kullanırız. Anladınız mı? Senin soruna gelince Çilekciğim, o ve onlar hem cansız varlıkların hem insanların yerine kullanılan zamirlerdir. Birine o deyince sorun olmaz ama bu dersen kabalık etmiş olursun. Ben anladım Çilek. Galiba ben de anladım. Hadi bakalım şimdi teneffüse çıkın. Derse girince diğer arkadaşlarınızla beraber bu konuyla ilgili alıştırmalar yaparız. Tamam öyle. Tamam. Ablam nerede? Kerem abi. Ne haber Çilek? İyiyim. Ablam yok mu? Kızlar tuvaletinde. Kaç tanıştır orada. Nesi var bilmiyorum. Nesi olacak? Sivilceleri var. Ne? Ablamın sivilceleri çıktı. Çirkin görünüyor diye utanıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hayat ve